Ama İslamcıların, kendisine İslamcı diyenlerin ortaya koyduğu bu berbat pratiklerden diyelim. Ama sanırım bu berbat pratiklerden veriyor, İslam'a karşı bir aşırı bir uzaklaşma, bir soğuma, evet, bir mesafe koyma bilinci oluşacak. Zaten deizmin yaygınlaşması diye o açıklanıyor. İslam'ın, evet, kendisiyle bir sorun yok. Evet. Zaten İslam dediğimiz şey de bizim hali hayatımızda, biraz önce oradaki konuklarınızdan birisi de söyledi, dikkat çekti, altını çizdi. Yani o dini metinlerin içerisinden tarihsel şartlar çerçevesinde insanların ürettiği yorumların peşindeyiz biz. Biz Allah'ın zihnindeki haşa muradını biz bilmiyoruz. Biz onun zihnine girip okumadık. Biz onun kelamının üzerinden tarihsel süreçte insan aklıyla çıkardığımız yorumlar üzerinden İslam yorumları inşa ettik. Biz bir İslam'ın bir mezhebinin, bir ekolünün temsilcisiyiz. Dolayısıyla bir yorum üzerinden siz tırnak içinde Allah'ın bile kendi uhdesinde görmediği yetkiyi kullanamazsınız ya. Söz gelimi bir ilahiyat hocasının kalkıp bireysel planda namazı terk eden kişinin tazir cezası yoluyla, yani kamu otoritesinin yetkisine ve uhdesine tevdi edilmiş bir ceza yoluyla katledebilirsiniz diyemezsiniz ya. Haşa ya. Ya biraz ağır olacak ama ya Allah oldunuz, başımıza yağdınız yani. Haşa ve kella ya. Bu nedir ya? Bu nedir artık? Yani bu pervasızlığın da bir sınırı, hududu, limiti olması gerekmiyor mu yani? Bu kadar bir yüz verme ikliminin artık bir haddi hududu olmayacak mı ya? Ya fıkıh kitaplarını, klasik müktesebata açın. Tazir dediğimiz ceza. İslam hukukçularının kahir ekseriyeti, Şafiler başta olmak üzere, öldüremezsiniz diyor. En fazla öldürebilirsiniz meselesi, o da Osmanlı'daki uygulanan örf-i sultani dediğimiz ya da siyaset-i şer'iye mekanizması çerçevesinde söz gelimi hırsızlık. Bir çete diyelim İstanbul'da araba hırsızlığı yapıyor. Bir defa olmuş, iki defa olmuş, organize suç şebekesine dönmüşse böyle durumlarda uygulanabilir. Ama siz bireysel olarak dini hayatınızda belki duygusal olarak motivasyonunuz azalmış, o aralar kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, psikolojiniz bozuk, biraz dini refleksleriniz zayıflamış, namazı terk etmişsiniz. Sen hangi hakla, hangi yetkiyle, hangi selahiyetle kalkıp da bu adamın katline ferman veriyorsun ya? Ya bu adamlar ilahiyat fakültelerinde, üniversitelerde, adı üstünde üniversite, yani üniversal dediğiniz yerde doçentlik yapıyorlar ya. Bu nasıl bir yer? Benim artık hafsalam almıyor yani. Hocam, bu insanlar Türkiye'de akademik ünvan sahibi, üniversitede fikir özgürlüğünün cirit atması gereken, her düşüncenin neşvi nema bulması gereken bir akademi platformunda adam kalkıyor, tazir yoluyla namazı terk edeni ben katledebilirim diyor ya. Biz nerede yaşıyoruz? Burası neresi ya? Bu nedir yani? Hocam özür dilerim. Kur'an'da namaz kılmayana sopa vurma cezası var mı? Yani bir tane Kur'an'da de... Kur'an'da namaz kılmayana ilişkin bir cezai müeyyide yok. Kur'an-ı Kerim'de namazla, zekatla ilgili mükellefiyetleri yerine getirmeyen bir Müslümanın, evet, ahlaki müeyyideler var. Yani onlara yönelik Cenab-ı Allah'ın gözünden düşmek, ahiretteki mükafatına, sevabına, ilgisine, alakasına mazhar olamamak falan, bunlar var ama cezai, dünyevi cezai müeyyide olarak yok. Çünkü kamusal bir suç değil. Ama mesela hırsızlık yaptınız. Başka bir insanın hakkına girmişsiniz belli. Bir iffetli kadına iftira atmışsınız. Yani birilerinin şerefiyle oynamışsınız. Bakın, zina etmişsiniz. Yani bir başka insanın belki hayatına girdiniz, aldattınız, aile düzenini bozdunuz. Bütün bunlara dair, bakın, bunlara da eşkıyalık yaptınız, terör eylemi yaptınız. Bunlara dair dünyevi ceza düzenlenmiş Kur'an'da. Had cezası, limitler, can yakıcı cezalar var. Ama Cenab-ı Allah'a kişinin, bireyin ibadet etmesinde,
bireysel olarak namaza karşı yükümlülükleri daha çok Kur'an-ı Kerim'de ahlaki müeyyide olarak var. Yani Cenab-ı Allah'la olan bağının zayıflaması, onun senden ilgisini, alakasını kesmesi, onun rahmetine nail olamama gibi tehditler var. Bu da şunu gösteriyor ki, o ibadetin kurulduğu bağ, o korelasyon, kişisel Allah'la kul arasındaki manevi bir bağdır. O bağın ne kadar güçlü veya zayıf olduğu Rabbi ile kul arasındadır. Ama kamuya intikal eden ve toplumsal düzeni bozan veya başka insanların hakkına, hukukunu halelden eden eylemler söz konusu olduğunda onlara dair cezai müeydeler var ama namazda, zekatta yok. Peki hocam, ha, bu imamlar konusunda, peki bu imamlar neye göre? Topyekün, zekat konusunda topyekün bir kabile veya bir organizasyon, bir grup. Bu arada şunu da söyleyeyim, zekat Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde ve ilk dört halife döneminde bildiğiniz devlet hazinesine aktarılan vergidir. Bildiğiniz vergi geliridir. Belli bir kabile veya kabile grubu zekat vermeyince Ebu Bekir'in, ilk halifenin bu kabilelerin üzerine savaş açtığını biliyoruz. Ama bu savaş açma bireysel planda birinin zekat mükellefiyetini ifa etmemesi değil, kamu otoritesinin tehdit eden, yani devlet otoritesini sarsan bir meydan okuma olduğu için, bir siyasi kalkışma olduğu için yapılmıştır ve gelenekte de İsmail Bey, bu Ebu Bekir'in bu tasarrufu siyaset-i şer'iye, yani siyaset içerikli şer'i müeyyide olarak tarihe geçmiştir. Ama bu siyaset-i şer'iye çok fleksibilitesi yüksek bir kavram, her tarafa esnetilebilir. Osmanlı'da kardeş katli de bu bapta meşrulaştırılmıştır. Evet. Oysa keyfi uygulamalara açıktır. Peki hocam, kamu otoritesinin efendime söyleyeyim irade-i seniyesine göre bu her türlü kalıba sokulabilir, oynak bir zemine sahiptir. Hocam, evet. Bizi hocam, rahat duyuyor musunuz? Sizi rahat duyabiliyorum. Siz tamam. Beni duyabiliyor musunuz? Biz de sizi ben duyuyoruz. Gayet iyi duyuyoruz. Hakan Çelenk'in bir sorusu var size. Müsaade ederseniz. Hocam, evet. Hocam, aslında bizim bütün bunları tartışırken derdimiz çok seslilik. Yani karşı fikirlere saygı duyma ölçüsünde. Katılıp katılmama meselesi değil. Hiçbir fikre tahammül edemeyen bir ilahiyatçı da demeyeyim artık. Çünkü sizin uzmanlığınız artık bir din erbabı karşımıza çıktı, bir tarikat erbabı karşımıza çıktı. Ya dinin çok sesliliğe gerçekten müsaade etmeyen bir din midir? Dinde bu yok mudur? Ya da onlar nereye dayanak alıp bu çok sesliliğe tahammül edemiyorlar? Ya bu işin aslı nedir? Tefsiri nedir? Nasıl yorumlanır? Yani gerçekten bu tahammülsüzlük dini bir şey midir? Üstadım, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Din ilginç, paradoksal bir görünüm, yani din teslimiyet isteyen bir şey. Dolayısıyla dinin kendisi, özü, yapısı çok özgürlüğe müsait bir alan değil. Yani ben hem dinin içinde başımı eğeceğim hem de istediğim gibi özgür dolaşacağım. Bir kere burada bir sorun var. Ama dinin yorumu içerisinde insanların o dini hayatı yaşama pratikleri başladığı zaman sizin insanlarla ilişkinizde onların dini hayatlarına, düşüncelerine, anlayışlarına karışmama, toleranslı davranma, en nihayet hepimiz belli bir yorumu benimsemişiz. Dolayısıyla ortak insani ve ahlaki paydalarda buluşalım, birbirimizin iyiliğini çoğaltmaya çalışalım diye bir insani vicdani refleks koyduğunuzda rahat yaşanabilir bir zemin haline gelir. Ama bu zemini bize yaşatacak gelenek, açık söyleyeyim, Anadolu topraklarında Sünnilik tarafından daha ziyade heterodoks olarak algılanan, hatta heretik olarak algılanan, ucu da Yeseviliğe ve Horasan'a, Mavera-ı-Nehir'e giden ve Türklerin aslında özgün, orijinal İslam yorumu olan Yesevilikten doğru gelen, Türkiye topraklarında Bektaşiliğe dönüşen, Haydariliğe dönüşen, Melamiliğe dönüşen, kısmen daha şehirli, daha görgülü, Mevleviliğe dönüşen heterodoks tasavvuf geleneğinde bulabilirsiniz. Siz bu aradığınız o yumuşak,
toleranslı muhafazakar İslam dokusunu. O artık UNICEF'in konusu, bir kültür konusu bizde. Oysa ihtiyaç duyduğumuz ve Anadolu'nun mayasını besleyen, oluşturan damar bu Yunus damarıdır. Bu Yunus damarı ister tarihsel bir figür olsun, ister sembol olsun. Yunus'un söyleminde oluşan din, sizin Hakan Bey aradığınız o bizi birbirimizle çatıştıracak, ayrıştıracak, bölüştürecek değil, kaynaştıracak, barıştıracak dini söylem, işte o heterodoks sufi söylemdir. Yunus'un söylemidir. O da işte Yesevilikten beri akıp gelen Horasan erenleri dediğimiz, efendime söyleyeyim, babalar diye tarihe geçen, yani tamam babaların bu Osmanlı ile bir siyasi muhalefetleri olmuş bu Türkmenlerin falan, ama bakarsanız Osmanlı'nın kuruluşundaki edeb hali bile Baba İshak'ın müritlerinden birisidir. Yani onların arasında acayip geçirgenlikler vardır. Ama sünni söylem, resmi sünni söylem, efendime söyleyeyim, müsait değil. Kitabi sünni söylem bu sizin söylediğiniz anlamda müsait değil. Akademik düzeyde bizim baktığımız pencereden baksak, arkadaş, hepimizin en nihayet İslam diye inandığı ve uyguladığı şey bu Kur'an'ın, hadislerin geldi, yorumdur diye baksak, yorum üzerinden başka insanları tekfir etmesek amenna, ama o perspektif yok artık şu anda ilahiyat fakültelerinde. Kurşun asker yetiştiriliyor. Yani sünnilik adına ilahiyat fakülteleri İslami ilimler tahsili yapmıyor. Şeriatçı nasıl yetişir? Bir adamın dini, imanı, sahih hakaidi nasıl oluşur? Nasıl kurşun asker olur? Ve bunların çerçevesini de dışarıdaki cemaatlerin hükümete ve siyasete yaptıkları sürekli markaj ve presle oluşuyor. Mustafa Öztürk vahiy şöyledir dediği anda bir anda kendisini Almanya'da buluyor. Artık oralarda daha konuşamazsınız. Farklı bir görüşe, farklı bir yoruma alan açamazsınız. Gel gelelim, hele hele Türkiye'de şu anda hem siyasetin arka planını, hem de ilahiyatların arka planını, hem de ilahiyatları uzaktan denetleyen ve üzerlerinde korkunç vesayet oluşturan cemaatlerin dini kalıplarını oluşturan zihniyet ise Halidi, Bağdadi tasavvuf ekolüdür ki, sünniliğin ve tasavvufun en katı, en sığ, en dar, en köylü, en gaddar, en faşist yorumudur. Evet. Müsaade ederseniz evet, şimdi bir video izlemek istiyorum. Ondan evet, sonra anlattığım sizlere... budur. Evet. Evet, sonra tamam, sizlere